Evet, herkese iyi akşamlar. Yavaş yavaş canlı yayını açtık. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, takipçilerimizi, sevdiklerimizi bekliyoruz. Bugün aslında herkesin ilgi alanı olabilecek astroloji ile ilgili bir canlı yayınımız var. Ben de son zamanlarda gerçekten büyük bir ilgiyle takip ediyorum astrolojiyi. O yüzden bence keyifli bir yayın olacak diye düşünüyorum. Şimdi bakalım, bekleyelim dostlarımızı, arkadaşlarımızı. Söyledim. Evet, birazcık ara verdik bir kap canlı yayınlarına. Çünkü dediğim gibi bayramımız geçti, normalleşme sürecine döndük. Canlı yayınlarımıza devam edeceğimizin de haberini vermiştim. Bugün de hızlı bir şekilde tekrar start alıyoruz ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Şenay Devi bizim konuğumuz bugün. Bence çoğu insanın yakından ilgiyle takip ettiği bir isim. Benim de çok uzun zamandır ilgiyle takip ettiğim bir hanımefendi. O yüzden de bugün aslında onu ağırlamanın birazcık heyecanı var, aslında öyle söyleyeyim. Benim uzak olduğum bir konuydu. Son zamanlarda dostlarımın, çok yakın kardeşlerimin ilgilendiği bir alandı. O yüzden ben de ilgilenmeye başladım. Hayat şartları, pandemiler, öngörülerin doğruluğunu gördükçe aslında astrolojiye olan ilgimiz de fazlalaştı tabii ki. Sevgili Şenay da benim uzun zamandır keyifle takip ettiğim, hakikaten bu alanında uzman bir kadın. Bir kere kadın olması benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz ki biz bir kap olarak, başarılı iş kadınları platformu olarak alanlarında başarılı birçok kadına ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Sizlere onları tanıtmaya çalışıyoruz. Yaptığımız festivallerle genç ve güzel girişimcileri, başarılı girişimcileri, özellikle kadın olan girişimcileri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ama bu sefer bizim girişimcilikten öte, hakikaten alanında muhteşem başarılara imza atmış bir kadını ağırlamak benim için çok keyifli. Aslında heyecanlıyım da, yani canlı yayının moderatörü olabilirim belki ama bence bugün moderatörlük aslında Şenay'da olacak. Ben Şenay'ı dinlemek de böyle zamanın geçeceğini düşünüyorum. Su gibi akıp geçeceğini düşünüyorum. Sizlerin de birçok sorusu olduğunu düşünüyorum. Birazdan sevgili Şenay Devi katıldı şu an canlı yayına, görüyorum. Sevgili Şenay Hanım. Ondan sonra şimdi birazdan canlı yayına geçeceğim. Dediğim gibi lütfen sorularınız olursa ben elimden geldiğince sevgili Şenay Hanım'a yönlendirmeye çalışacağım. Benim canlı yayınlarımı biliyorsunuz arkadaşlar, bir kapın genelde. Ben birazcık daha böyle çay sohbeti, kahve sohbeti, dost sohbeti şeklinde yürütüyorum canlı yayınlarımı. O yüzden lütfen sizler de rahat olun ki ben de rahatlayayım. Çünkü gerçekten karşımda başarılı bir kadın var. Ve benim de çok ilgi duyduğum bir alanda çok uzman bir kadın var. İnanın sizler kadar ben de heyecanlıyım. İnşallah siz de bana da destek olun. Güzel bir şekilde bu canlı yayını atlatayım. Bir de çok uzun süre oldu Şenay'ı görmeyeli. Şenay'la karşılıklı sohbet etmeyeli. Bundan bir herhalde 6-7 sene önce bir araya geldik sevgili Şenay'la. O zamanlar çok böyle astrolojiye ilgim yoktu. İşte hayat şartları, yaşanılanlar, deneyimler. Belki 6-7 sene önce bana söylediklerini şu an yaşıyor olmam. Astrolojiye olan inancımı ve hakikaten bir şeylerin habercisi olduğunu bir şekilde bana ispatlar durumda şu an. Lütfen sizler, rica ediyorum. Tüm sorularınız varsa buradan yazın. Şimdi Şenay'ı alacağım. Kim bulaştırdı diyor. Sevgili Emel kardeşim, biliyorsunuz biz Rotane ve Projane'de, Emel'in Rotane'de beraberiz Emel'le. Dediğim gibi Emel çok bu konulara çok yakın bir isim. Hani biz Emel de tanıyor sevgili Şenay'ı. Ben de tanıyorum. Ama çok farklı farklı alanlarda tanıştık. Ama sonra zamanla dediğim gibi yaşanılan tecrübeler ve hiçbir zaman unutmuyorum. Şenay'ın bana söyledikleri kulağımda küpe gibidir. Bundan bir 7 sene, 8 sene önce. Belki o gün söyledikleri bugün, yani o gün bana hayal gibi gelirken bugün yaşıyorum o günleri. O yüzden de Şenay benim için çok kıymetlidir. Şenay belki duyuyorsun beni. Evet, 7 sene önce benim yıldız namıma baktığımda bugünleri bana söylemiştin ve ben o günleri yaşıyorum şu anda. O yüzden sana da yorumlarımda da söyledim beni astrolojiye inandıran özel kadın diye. Hakikaten burasıyla yorumlayan bir kadındır. O yüzden hiç kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi izninizle sevgili Şenay'ı alıyorum yayına. Ne konuşacağımı inan ki bilmiyorum. Çok heyecanlıyım.
Çünkü çok seviyorum onu. Neler söyleyeceğiyle ilgili inanın sizler kadar meraklıyım. Çünkü zor bir dönemeçten geçiyoruz ülke olarak. Ve bunları bize aylar önce sevgili Şenay da söyledi. İnandık, inanmadık, tecrübe ettik. Şimdi bakalım Şenay bize neler söyleyecek. İzninizle dediğim gibi sorularınız varsa lütfen buradan yapın. Ben takip etmeye çalışacağım. Ve Şenay'a iletmeye çalışacağım. İzninizle şimdi Şenay'ı canlı yayın alıyorum. Hepinizi öpüyorum. Şimdi sohbetteyiz. Birazdan bekleyin. Evet, Şenay Hanım'ı şimdi alıyoruz. Canım merhaba. Şenaycığım, şimdi az önce de belki dinliyorsundur bilmiyorum ama benim Dinliyorum. için Çok teşekkür herhalde ederim. birçok canlı yayın yaptım ama benim için herhalde en heyecanlı olanı buydu, öyle söyleyeyim. Canım Takribi benim. bir 7 sene önce falan tanıştık diye düşünüyorum seninle, doğru mudur? Doğru. Ve o günlerde ben çok böyle astroloji değil ama astroloji yeni yeni popüler olmaya başladığı dönemlerde aslında. Ama senin o zamanlar bile senin öngörülerine çok kıymet verilen dönemlerdi. Çünkü Çok teşekkür ederim. soracağım da sana bunları. Çünkü sen hakikaten bu alanda çok başarılı bir isimsin. Ben de bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sana gelmiştim. Sevgili Emel Yıldırım. Evet. Buradan Canım Emel'im sevgiyle sana anıyorum. sevgiler, Sevgili selamlar olsun. Emel'in tavsiyesiyle gelmiştim ve o gün 7 sene önce söylediklerim bana hayal niteliğinde gelirken bugün onları yaşıyorum. Gökyüzü yalan söylemez. Öncelikle o güzel sözlerin için mesleğim ve şansım adına çok teşekkür ediyorum. Canım Emel Oysal'ım, bir tanem. Onu da çok seviyorum senin gibi. Gökyüzü matematiğine çok yabancıyız biz Bilge. Çünkü bu işin kitap okuyarak veya belli kurslara katılarak kendi kendine astrolog unvanı veren, sözde olmayan bir meslek olan burç yorumcuları o kadar fazla ki. O yüzden de pek çok kişi astrolojine verebilir ki diyor. Tabii İstanbul Üniversitesi ile pandemi sürecinden dolayı şu anda aksamalar söz konusu oldu. Ben Amerika'daki Kepler Koleji'de zaten öğretim üyesiyim ve bir Türk olarak bundan gurur duyuyorum. Ama izninle şunu söylemek istiyorum ki Estağfurullah. benim baba soyum Fatih Sultan Mehmet'in astroloğu, büyük matematikçi Ali Kuşçu'ya dayanıyor. Eğer bu soydan gelen bir özellik olsaydı ben de Ali dedenin torunuyum der, hiç bu eğitimleri almaz. Hala çünkü benim hafta sonları eğitimlerim devam ediyor. Eğitim almaya, öğrenmeye yolcuyum. Bilginin sonu yok. Biz 17. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar aslında sahip olduğumuz zenginlik çok çok önemli. Dünyadaki ilk resmi astroloji okulu, Mektebi Fenni İlmi Nücmu, Silahtarağı'ya bağlı olarak aynı zamanda İslam halifesi olan padişahlarımız resmi bir kurum olarak açmış. Ve bu okuldan Ömer Hayyamlar, Harezmiler, Ali Kuşçular, Gıyasettin Cemşitler yetişmiş. Tabii o 19. yüzyıl sonuyla birlikte okulun lağv edilmesi, sapla samanın birbirinden ayırt edilememesi, bu falcısı, büyücüsü, hem dinen hem yasa olarak yasaklanmış her şey, takdir etmek gerekir ki İslam halifesi olan padişahların yasa dışı veya dini yaymakla görevli halifelik görevlerini yok sayarak bir şey yapmaları mümkün değildi. Bu yasal dayanak olarak kullanılmış. İki kitap okuyan yorum yapıyor. Efendim dünyada milyarlarca, bakın sevgili izleyiciler, aynı burca mensup insan var. İkiz çocuklar bile bilim 4 ile 15 dakika olarak tek yumurta ikizlerinin fiziki bedenleri aynıdır, yetenekleri birbirinden çok farklıdır. Bakırköy'de doğan, Zekeriyaköy'de doğan aynı saatlerdeki çocukların doğum haritası birbirinin aynı değildir. Ama ne oldu? Bizim içinden geçtiğimiz bu pandemi döngüsüyle birlikte insanlar fark etmeye başladı. Mesela Bilgecim, bana en çok gelen sorulardan biri, bu senenin en şanslı burcu nedir? Senelerdir aynı şeyi söylerim. Hiçbir senenin şanslı burcu diye bir şey yoktur. Doğru. Öyle olsaydı Jüpiter yay burcundan geçti. Jüpiter nedir? Büyük iyilik, güzellikleri getiren, bolluğun, Zenginlik. bereketin temsilcisi. Aynı zamanda bizi kilo aldıran.
Dokunduğu her şeyi büyüten Jüpiter. Şimdi soruyorum sevgili izleyicilerim, sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi düşünelim ki siz yay burcusunuz ve Jüpiter'iniz doğum haritanızda yayda. Piyangoyu mu buldunuz? Dünyada çok hayırlı, harika bir sürecin içerisine mi girdiniz? Gezegenler derece derece ilerler. Biz kendimizi ne kadar iyi tanırsak, doğum haritamız parmak izi gibidir. Cinsel kimliğimiz, hangi alanlarda başarılı olup hangi alanlarda düşmanlıklarla karşılaşacağımız, zayıf ve güçlü yönlerimiz, kodlarımızı çözen bir rehber. Ve tüm dünya bunu yüzyıllar boyunca bunun için kullanmış. Şimdi ne yaptık? 2020 tutulmalarla başladı, depremlerle ve doğa olaylarıyla sınandık ve dedik ki insanoğlu olarak ne oluyor bize? Ha, şunun da altını çizmek isterim. Kalbi mühürlü insanların bu pandemi sürecinden de ders çıkardığını zannediyorsak yanılıyoruz. Keşke herkes uyuyanabilse. Keşke herkes, ben artık şöyle örnekler veriyorum Bilgeciğim. Sen çok konuşursan beni durdur. Ben Hayır. boğaya aslanım. Güneşim boğa, yükselen ve ay burcum aslan. Çok zor sinirlenirim. Ama sinirlendiğim zaman da öfkem çok şiddetlidir. O Wow. yüzden bunu bildiğim için kimse demesin ki ben çok iyiyim. Yahu benim de Makedonya Türküyüm, Üsküplüyüm. Sarı damarıma basıldığı zaman kendim kendimden korkuyorum. Yani diyebilir miyim ki ben melek gibiyim, ben şahaneyim? Önce kendimize dürüst olacağız. 2020 gökyüzü enerjilerinin mesajı bize bu. Zaaflarımız, zayıflıklarımız, kırgınlıklarımız. Bir de her birimiz hayattan bir tokat illaki yedik. Ama maddi yedik, ama aşkla yedik, ama çocuğumuzla yedik. Bunun farkına varmamız gereken bir döngü. Tutulmalarla başlayan bu süreç bize ne gibi mesajlar verdi? Yüce Allah'ın kullarına sorması gereken soruları kulun kula sormamasının önemi. Rengimiz, dinimiz, dilimiz, ırkımızdan dolayı hiçbirimizin bir diğerini ayrıştırma hakkımız olmadığı noktasında gökyüzü yeryüzüne tezahür eden enerjileriyle bizi sarsalıyor. Hepimiz sevgisizlikten şikayet ediyoruz veya çok sevdim karşılığını alamadık diyoruz. Gökyüzünün o yıldızların öğretmeni Satürn'ün kovadaki seyri ve şu anda durağan hareketiyle soruyorum şimdi. Biz kendimizi gerçekten seviyor muyuz? Biz sevdiğimizi zannettiğimiz şeyleri gerçekten sevdik mi? Yoksa bunu birileri bizi onaylasın, birilerinin gözüne hoş gelsin veya gerçekten kendimizi kandırıp da seviyormuş mu gibi davrandık? Biz sevmediğimizi öğrendik pandemi süreciyle. Biz evimize geldik, biz evimizde kapandık. O günlük hayatımızın temposundan birbirimize tahammül ettiğimiz akşamları belli saat geçirdiğimiz yakınlarımızla sınandık ve kendimize itiraf etmemiz gerekiyor. Çünkü sevmek gerçekten büyük bir sorumluluk. Sevmek cesaretli olanların işi. Sevmek fedakarlık etmek. Sevmek yarışmadan ondaki eksikliğin veya fazlalığın sende rahatsız etmeden kalbinde yer tutabilmesi demek. Biz şimdi doğaya insanoğlu ne yaptık? 1999'da Venüs geçişiyle birlikte bir azgınlık sürecine girdik. Doğaya, hayvana, mazluma eziyet ettik. Gerçekten aşka aşık olanları yerle yeksan ettik. Sonra da diyoruz ki aşk yok, sevgi yok. Sabır çok büyük bir erdem. Ama sabrın nerede ve ne şekilde kullanılması gerektiğinin ölçüsünü de belirleyemedik. O unuttuğumuz değerleri, o yüce yaradanın dilsiz kullarına yaptığımız eziyetleri sarsıcı bir uyanmayla fark ettik. Gerçi bu uyuyan ruhlar için, yani herkesin fark ettiğini söyleyebilmek keşke mümkün olsa ama böyle bir şey yok. Şimdi 5 Haziran'da da Türkiye saatiyle 22.26'da Yay burcunda müthiş bir ay tutulması gerçekleşecek. Eminim ki, lütfen yazın buradan paylaşın. Duygusal Evet. olarak her biriniz, hepimiz
geçmişle gelecek arasında köprü kurduğumuz, nedenleri, niçinleri, affetmiş gibi yaptıklarımızı, unutup yok saydıklarımızı düşünen bir ruh hali içerisindeyiz. Geçmişe takıldık, gelecek endişesiyle de nasıl ilerlememiz gerektiğini bilemiyoruz. Kaldık mı arafta? Hem de ne İlişkilerle ilgili. arafta. Hem Hem de ne de ne arafta. arafta, değil mi? Yani şöyle söylüyorum Şenay. Ciddi söylüyorum. Şu an seni çok özlediğimin farkına vardım. Canım benim, en kısa zamanda görüşmeliyiz. Yani biliyorsun ben senin karşına geldiğimde daha çok gençtim. Bundan 7 sene önce 40 sene. Ve benim Hala çok astrolojiyle çok gençsin. ilgim yoktu. Hala Çok çok güzelsin. çok böyle mutlu giden bir hayatım varken bundan bir 5 sene önce bir tepe taklak oldum ve sen bunu bana seneler önce söyledin. Ve ben o zamanlar diyordum ki yani yok zaten bir inancım yok ama acaba neyi kastetmek istiyor? Sınavların başlayacak demiştin bana. Olgunlaşacaksın, büyüyeceksin, kendindeki eksiklikleri tamamlayacaksın. O zaman tabii bunu anlamlandıramıyorsun. Hem daha astrolojiye yeni girmişsin. Karşına Doğru. seni yeni tanıyan bir insan. Ve ben bugün bunları yaşadığım için ben senin yorumuna da yazdım bunu biliyorsun. Beni astrolojiye inandıran özel Canım benim. kadın diye. Çok Peki teşekkür bir şey ederim. soracağım. Sor. 2020'nin böyle bir yıl olduğunu ne kadar önceden öngörebiliyordunuz? Şimdi başkaları için konuşamam ama 2017 dünya ve Türkiye analizlerinde ben bazen sadece o yılı değil, Batı, Çin ve Hint astrolojisi benim uzmanlık alanlarım. Hint felsefesi üzerine doktora yaptıktan sonra tamamen değişti. Bir 9 yıllık döngüyü incelemiştim. Çünkü Epimeris dediğimiz gezegen yerleşimleri, o bizim gök günlüğü tablolarımızda mevcut. Bu süreçte de aynı 1944'ler, 1915'ler, ondan öncesindeki astroloji gelecekten haber vermez. Astroloji benzerlik yasasından faydalanır. Bakın sevgili izleyenler, sizden rica ediyorum. Lütfen bu burç yorumcusu kendi kendine olmayan meslekle astroloji denilen, astronominin annesi olduğu bir bilim dalını size eğlenmek için yapabilirler. Saygı duymuyorum ama sizler tercih ediyorsunuz, saygı duyuyorum. Bu insanların felaket tellallıkları veya yalan yanlış söylemleriyle lütfen idrak etmeyin. Bu Ömer Hayyamlara, Ali Kuşçulara ve tüm dünyada astronomi ve astroloji üniversitelerine ismi Ahde Vefa olarak verilmiş Kepler'e, Galileo'ya gerçekten büyük haksızlık olur. Kepler dünyanın gelmiş geçmiş en büyük astronomlarından biriydi. Yedi yasanın mucididir. Gelmiş geçmiş en iyi astrologlardan biriydi. Sıfırı bulan Harezmi, bir matematik dehası. Bugün uçak teknolojisinde hala o sıfırı bulduğu için, onun kullandığı mekanizma dünyaya yön veriyorsa, canları sıkılıp da bu birbirinden değerli alimler, dur gökyüzünde Venüs geri mi gidiyor, Mars ileri mi gidecek demediler. Her işin bir ehli vardır. Mesela senin organizasyon yetin, seninle gözü kapalı her şeye, gel Şenay şunu yapıyoruz demen yeterli. Ben sana mesela sormam, Bilge nereye geleceğim veya nasıl bir şey yapacağız Çok demem. haklısın. Çok Neden? haklısın. Çünkü Bilge'nin haritasını, yani onun pin kodunu okumuş biri olarak, bırak arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, Bilge zaten en ufak ayrıntısına kadar bunu düşünmüş, yapmıştır. Bana gel diyorsa ben saat kaçta hangi konumda olmam gerektiğini sorar ve oraya giderim. O zaten bunu yapar. Ama bizlerin zannediyoruz ki, mesela sorular gelmiş. Aşk ve ilişkilerle ilgili. Ay kadınların ve sıvıların yöneticisi. 12 burç, 12 tip insan yok. Doğduğumuz anda güneş bizim karakteristik özelliklerimizi veriyor. İlk 10, ikinci 10, üçüncü 10 gününde doğduysak bambaşka özelliklerimiz var. Yükselen burcumuz fiziksel özelliklerimiz. Bakın benim 5 dereceyle yükselenim aslan. Bu yüzden gür saçlara sahibim. İnsanlar üzerinde bıraktığım ilk izlenimim, fiziksel özelliğim. Biliyorsunuz pek çoğunuz lisanslı boksörüm. Boksa olan yatkınlığım o yükselen aslandan geliyor. Ay, aşk hayatımız, duygularımız, bilinçaltımız. Benim ay burcum da 10 dereceyle aslanda.
Bir şeyi ya hep ya hiçtir benim hayatımda. Şimdi 12 burç 12 tip insan olduğunu söylerse büyük bir hata olur. Sizler de yükselen ve ay burcunuzu doğum saatinize eğer dakikası dakikasına biliyorsanız girin astrodeha.com'dan yükselen ve ay burcu tablosundan öğrenin. Güneş eylemlerimiz, yükselen burcumuz dışarıdan gelen etkiler, ay aşk hayatımızla ilişkili. Şimdi bir soru gelmiş. Plüto, Evet. kare, güneş, Jüpiter. Benim. Okudum sorunuzu. Bu harita bir bütündür. Bunun değerlendirilmesini yapılması için ister Batı, ister Çin, ister Hint astrolojisini değerlendirelim. Diğer gezegenlerin yaptığı açıları değerlendirmek zorundayız. Bakın pek çoğunuz merak edin, lütfen daha çok okuyun, daha fazla araştırın. Altıncı evinde bir anımı paylaşacağım sizlerle. Tabii. Ki çok saygı duyduğum bir profesör, hala danışanımdır. Bir astroloji kursuna gidiyor. Bir geçerliliği yok. Uluslararası geçerliliği olmayan bir yerde biz bir doktora gidip de doktordan eğitim alıp doktor olamıyorsak astrolog da olamazsınız. Altıncı evinde Plüton ve Satürn'ün sert bir yerleşkesini görüyor. Eyvah çocuklarım ölecek mi diye 1,5 yıl psikolojik tedavi gördü. Haritasını incelediğimde en ufak bir ibare yok çocukların kaybı veya yaşanacak büyük bir travma ile ilgili. O yüzden harita bir bütündür. Ve burada inanın bana hiçbirimiz, ben de dahil, zaaflarımızı, zayıf yönlerimizi, ulu orta, mahremiyet gerektiren konuları paylaşmak istemeyiz. Zaten genel bilgileri, tutulmanın enerjisini paylaşacağım. Bu tutulma bir kere dünyada, ülkemizde doğa olaylarını, ayaklanmaları ki Amerika'nın yaşadığı durumu Evet. görüyoruz. Evet. İtalya ve İngiltere bunlara eşlik ediyor. Çünkü sade sati dediğimiz, teknik konuşmayacağım ama Satürn'ün en zorlayıcı döngülerinden birinden geçen iki ülke var. Üç ülke. İtalya, Amerika. Amerika, İngiltere ve ona eşlik eden Satürn alt periyodundaki İran. Bakın pandemi döngüsünde yaşananlar da iç ayaklanmalarda dini liderler veya din misyonu yüklenmiş kişilerle liderleri ilgilendiren alanlarda bu tutulmayla birlikte halkı karşı karşıya getirecek çeşitli olaylar, tıpla ilgili büyük değişimler, teknolojinin öyle Instagram'dan birbirine eş bulmak için değil de tüm dünyada finansı, mesleki konuları, para birimleriyle ilgili alanları yönlendirip iyileştirebileceği sancılı bir tutulmayla karşı karşıyayız. Ayrıca sudan gelecek zararlar. Bugünlerde lütfen özellikle balık burçları, güneşi veya yükseleni yerleşmiş olan yaylar, aynı zamanda ikizler, Başak yediğiniz burçları içtiğinize galiba. dikkat etmelisiniz. Gıda zehirlenmeleri sizlerde çok fazla etkili olabilir. Bu tutulma güneş, yükselen ve ay burcu, İkizler, Başak, Yay ve Balık olanları çok daha yoğun bir şekilde etkileyecek enerjileri barındırıyor. Ama bu demek değil ki 12 burcu da etkileyecek. Neden? Çünkü her birimizin haritasında bir kere dönelim şöyle 5 Mayıs'a. Ben her zaman çok önemserim. Rahu ve Ketu, yani Kuzey ve Güney Ay düğümü. Bu İkizler çok yan önemli bir şeymiş burçlarındaki galiba, değil mi çok Şenay? ben Vedik felsefeye doktora yapmamı ay düğümleri sağladı. Onlar Bir şey daha gökyüzünün sorabilir karmik miyim? Lafını ajanları. bölüyorum. Şimdi sen aslında bir doktor sıfatına sahip bir astrologsun. Vedik Evet. astroloji tam anlamıyla ne demektir? Hani izleyicilerimiz için anlatmak anlamında söylüyorum. Şöyle söyleyelim. Mesela bizde bizim kültürümüzde Selçuklu ve Osmanlı döngüsünde silahtarağa bağlı olarak görevlendirilmiş astrologlar astrolojinin ana vatanı Hindistan olduğu için Hindistan'da eğitimleri tamamlandıktan sonra hilat giydirilip göreve getirilmişler. Benim hiç ilgim alakam yoktu ama bilgi bana yetmedikçe ve ay düğümlerini keşfetmemle birlikte jiyotiş karanlıkları dağıtan anlamına geliyor. Bizim Batı astrolojisindeki gibi tropikal zodyağı incelemez. Batı astrolojisi tropikal zodyağı kullanır. Bizim zaaflarımızı, zayıflıklarımızı medikal astroloji ile ilgili konularda ki medikal astroloji başlı başına bir uzmanlık alanıdır.
Mesela tıbbi müdahaleler, operasyonlarla ilgili Batı astrolojisinden faydalanıyoruz. Kendimizde geliştirmemiz gereken yönler, zaaflarımızı ortaya koyar. Çin kronolojisi, Çin astrolojisi ise her yıl bir burçtan oluşur. Mesela biz bu sene sıçan yılındayız. Salgın hastalıklar, ekonomik dengelerin alt üst olduğu bir döngü. Bu yatırım planlarımızı, altına mı yatırım yapalım, borsa mı oynayalım, ortaklık mı yapalım? Bu noktada bize bilgi veren çok büyük bir kronoloji. Hint astrolojisi ise sideral zodyağı kullanır. Bilgenin karakteri, Şenay'ın huysuzluklarıyla ilgilenmeyen büyük gezegen periyotlarıyla hayatımızda cevap aradığımız konulara rehberlik eden sistem. Mesela bir işe başlayacağız. Doktor mu olayım, avukat mı olayım? Bunun cevabını belirleyen sistem bizim düşüncemizle hiç ilgilenmez. Mesela bunun dışında çocuğum olacak mı, olmayacak mı? Evlenmeli miyim? Hangi dönem benim için uygun döngü? Bizim kültürümüzde vardır ya, eşref saati. Eşref zamanının belirlenmesi ve bunun büyük gezegen periyotları, büyük döngüler, senin haritanda da bu 7 yıllık döngüyü nasıl söyledik? Vedik astrolojiyi, Hint astrolojisindeki büyük gezegen periyotlarıyla yorumladık. Şimdi ben 3 sistemi birden kullanıyorum. 3 sistemden biri diğerine üstün değildir. Burada açıkladığım gibi her biri farklı bir alana rehberlik eder. Üçünü kullandığınız zaman da sizlerin okuduğu günlük, haftalık, aylık yorumlarda "Aa, evet ben bunu yaşıyorum" dediğiniz nokta var ya, işte o nokta bu bilgilerin birbiriyle örtüşmesinden ve doğru olduğundan kaynaklı. Ama mesela doğum haritanızla ilgili çok soru soruyorsunuz bana. Aferin. Eşcinsel misiniz? Ruh hastası mısınız? Dahi misiniz? Nasıl bir doktorla hastanın arasında mahremiyeti varsa, astrologla danışan arasında da böyle bir mahremiyet vardır. İnanın bana, hiçbiriniz ulu orta bunun paylaşılmasını istemezsiniz. Vedi'ye göre mi dinlemeliyiz diye bir şey yok. Vedik haritanıza göre güneş burcunuz aynı yerleşimde değil. Çünkü biri tropikal zodyağı kullanıyor, diğeri sideral zodyağı kullanıyor. Hizmet ettiği alanlar farklı. Mesela sizler güneş burcunuzu, yükseleni, ayı öğrenin. Ondan bile günlük hayatınızda genel bilgilerden faydalanabilirsiniz. Ama bireysel doğum haritası analizi olmadan pek çok aradığınız cevabı da bulamazsınız. Mesela ben bu Haziran ayı burç yorumlarımda Bilgeciğim. Canım benim, ay yerim seni. Bu senden sonra senin öngördüğün bir çocuk Canım Şenaycığım. benim, çok yakışıklı, öpüyorum onu kocaman. Bu da Şenaycığım, hem iki çocuğum da kova. Kovaya koç. Kızım da kovaya boğa bu arada. Belli. Bir Şansları merhaba de bahtları Şenay ablaya, güzel bay bay olsun. de sonra. Merhaba. Öpüyorum seni kocaman. Bunlar aşk. Çocuklar çok bakir ve çok bilge ruhlar. Aynen. İnanın pandemi sürecinde Asya'da 10 yaşına girdi kızım. Tabii ki sıkıldı, yoruldu. Buradan bir kere büyüklerimize ve çocuklarımıza sorumluluklarımızı unutmayalım. İnanın paylaşmadan edemeyeceğim ben bunu. Bugün dışarıdaydım. Ofisime giderken bazı işlerim için de arabayla karşı tarafa geçmek zorunda kaldım. Maske yok, sosyal mesafe yok. Sanki her şey bitmiş, olağan bir akıştaymışız gibi davrananlara seslenmek istiyorum. Bu çocukların ve bizden yaşça büyüklerin hakkına girmemeliyiz. Bu hayatın içerisinde kişi ölmek de isteyebilir, yaşamak da istemeyebilir. Saygı duyuyorum ama her birimiz bir diğerinin yaşam hakkına sorumluyuz. O yüzden şimdi 15 Ağustos'ta 20 Eylül tarihleri arasında gökyüzü enerjileri bizim pandemiyle olan mücadelemizin dünya ve ülkemiz için ikinci dalgasına işaret ediyor. Her şeyi biz devletimizden bekleyemeyiz. Ben buradan Sağlık Bakanımıza gerçekten müteşekkirim. Ülkemiz için bir şans. Çok başarılı, çok sağduyulu ve soğukkanlı bir şekilde bu süreci yönetti. Ama her şeyi de devletten beklersek, Yüce Allah Mümkün. bizi akıl nimetiyle donatmış. Bugün kediyi köpeği bile konuşur hale getirebiliyorsak Allah rızası için, ya görünmediğiniz bir savaşta neyin mücadelesindesiniz siz?
Bu daha büyük sıkıntılara, daha büyük kayıplara neden olacak. Ben Amerika'da, Londra'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Biz bu beğenmiyoruz ya, lafa gelince ülkemize demediğimizi bırakmıyoruz ya. Hepimiz için söylüyorum bunu. Lütfen yanlış anlamayın beni. Sağlıkta gerçekten dünya ülkelerine fark attık. Biz bu farkı Kesinlikle. şimdi negatife çevirmek istemiyorsak aklımızı başımıza almak zorundayız. Doğa olayları da ülkemizin kuzeyi, kuzeydoğusu, güneyi, kuzeybatı bölgelerinde depremler geliyorum diyor. Deprem öldürmez. Depremle yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Sağlam olmayan yapılarda imkansızlıklarla hareket ediyorsanız lütfen sesinizi, sosyal medyayı bunun için kullanın. Bunun için mücadele edelim. Doğa çünkü bizden artık varlığını hatırlatıyor. Ben hep bunu söylüyorum. Bakın 10 sene önce Mesut Yar'ın ilk televizyon programına katıldığımdaki Mesut abiyi çok severim. Demiştim ki doğayla uyumsuz tek varlık insan. Siz bir tane aslan gördünüz mü? Avlandıktan sonra başka bir canlıya zarar veren. Ama biz o doğanın nefesini almak için, o doğanın nimetlerinden faydalanmak için yaktık, yıktık. Şimdi diyor ki gökyüzünün mesajı, Hazreti Pir'in söyleminde olduğu gibi, güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin. Bu yürüyüşü yapabilmemiz için de mazluma zarar verdiysek, şimdi dur demeliyiz. Dur demediğimiz, öfkeyle, kinle, nefretle hareket etmeye devam ettiğimizde, zehri kendimiz içip karşımızdakinin öleceğini düşmek ahmaklığıyla imtihan olacağız. Ben bu kadar keskin yorumlar kullanmayı çok sevmem ama gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi. O Ya evet, bunu bana yaptığımız mesajda söyledin Şenay. Yani o kadar güzel bir cümleydi ki benim için bu. Ki birçok arkadaşım not alıyordum. Sevgili Pervin Hanım da yanımdaydı. çok selamlar, sevgiler Kendisi de kendisine. muhtemelen canlı yayında beraberdik bugün. Çok sevgileri var size. Sevgili Emel'in, sevgili Pervin Hanım'ın ve tüm Sağ arkadaşlarımın. olsunlar. O kadar güzel bir cümleydi ki bu. Adalet kılıcı yeryüzüne indi. Yani bugüne Aynen kadar öyle. ektiklerimizi biçiyoruz belki de birazcık. Hem de nasıl? Ama şöyle bir şey var. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin çok güçlü bir haritası var. Bir Çok. akrep burcu. Bir akrep burcu diye biliyorum Türkiye'yi. Ki ben de biliyorsun akrebe oğlağım. Küllerinden doğmaktır akrebin şeyi biliyorsun. Hani özelliği küllerinden doğar. Evet çok zarar görür ama o küllerinden tekrar biri doğar. Senin Türkiye için küllerinden doğacak diyebiliyor muyuz biz? Türkiye Gazi Mustafa, Fatih Sultan Mehmet Han Gazi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onların tüm silah arkadaşlarını duayla, şükürle, minnetle Çok güzel. anıyorum. Öyle güzel zamanlarda kurmuşlar ki Türkiye'nin haritasını. Bir kere bizi hiçbir zaman bölemezler, Çok güzel. ayrıştıramazlar. Ve bu tutulma enerjisiyle birlikte biz iç yapımıza değil, dış güçlerin entrika ve oyunlarına karşı her zamankinden daha fazla bir olmamız gereken bir döngüdeyiz. Bakın, şöyle bir durup düşünün. Çok rica ediyorum hepinizden. Birbirinden değerli Lokman Hekimleri, İbn-i Sina'ları, sayısız alanda Ulu Beyleri. Bakın, Ulu Bey'i bilmeyen, Ulu Bey'i konuşamayan, Battamyus hatalarını düzeltmiş, tüm dünyanın astronomi ve astrolojide bilgisi önünde saygıyla eğildiği Ulu Bey'i bilmiyorsak astrolojiden bahsedemeyiz. Tıpta, ilimde, bilimde dirilişimiz başlıyor bu sancılı süreçten sonra. Anka kuşu bir kere bizim şu döngüde, şu 8 aylık süreçte dünya ülkelerine kıyasladığımızda zor ama yeni yapılanmalar bir kere bilimde, eğitimde, sanatta, ayrıca ülkemizdeki Göbekli Tepe, orada çok önemli çalışmalar içerisindeyim. İnşallah Eylül ayından itibaren bunları sizlerle paylaşacağım. Ertelendi. İnşallah. Dünyanın yazılı tarihini değiştirmiş bir sistem, bir gerçek. İyi ki dizi yaptılar. Doğruyu aktarıyorlar, aktarmıyorlar. Sonuçta filmler, diziler kurgudur. Bizi tarihimize yakınlaştırır. Bizim bu kadar büyük Mezopotamya'mızda sayısız nimet varken dünyada pek çok ilkin altına imza atacağımız enerjilerle karşı karşıyayız.
Ama sadece benim isteklerimle liderlerden halka devam edersek bu süreci değerlendiremeyiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir prensibiyle yaşayan bu millet şimdi her zamankinden daha fazla odaklanması gereken bir döngüde. Bakın zor enerjilerle karşı karşıyayız. Sudan gelecek zararlar, özellikle bakın tutulmayla birlikte ilişkilerde kalbinizin sesini yok sayarsanız, kalbinizin sesini duymazdan gelip kendinizi yaşadığınız hepimiz vurulduk, hepimiz döküldük, hepimiz kırıldık. O kırgınlıklarla gardını almış boksör gibi ilerlerseniz de olmaz. Şimdi o bastırdığımız, yok saydığımız çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşadığımız travmaları şifalandırabileceğimiz bir tutulmayla karşı karşıyayız. Fakat tutulma enerjisiyle duygular ön planda olduğu için öfke patlamaları, dalgınlıklardan dolayı özellikle bakın yüz bölgesi, eklemlerle ilgili kazaların yüksek olduğu enerjilerle karşı karşıyayız. Beşinde Yay burcunda, 21 Haziran'da Yengeç burcunda Güneş tutulması. Onun akabinde Temmuz'da tutulmalar serisine girdik. 6 tutulmanın ilki gerçekleşti. Şimdi 5 tutulma söz konusu. Tutulmalar astrolojideki en önemli gök olaylarıdır. 6 ila 12 ay bizi etkileyeceği için güven istiyorsak önce güven vermemiz gerektiğinin farkına varacağız. Enerji vampirlerine aman ona ayıp olur. Şenay kırılır mı? Dur Bilge'yi de üzmeyeyim diye. Hayatımıza yük ettiklerimizden arınmaz. Bırakmamız gerekenleri bırakıp yenilerini açmak için mücadele etmezsek gökyüzü bizi çarpa çarpa bir şeylere idrak ettirecek. Bakın yer bilim nasıl ki bize diyorsa ki şu hatlar üzerinde fay hatları var. Gök bilimi de astronomi de gezegenlerin yerleşkeleri ve verdiği mesajları çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim bu mesajları duymazdan gelmek bir kere astroloji inanç sistemi değildir. İnanıyorum, inanmıyorum dememiz için bunun bir inanç sistemi olması gerekti. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ali Kuşçu'nun soyundan gelen bir bürün olarak. Ben 3 alanda eğitimimi alıp Vedik felsefe üzerine doktora yaptım. Her hafta sonu da eğitimlerim devam ediyor. Bilginin sonu yok. Ben oldum deme hadsizliğine erişmemeliyiz. Böyle bir şey yok çünkü. Biz gökyüzünün mesajlarını doğru algıladığımızda rotaya şöyle düşünün. Niye trafikte? Ben size soruyorum. Niye trafik işaret levhaları var? Niçin tüm liderler beğenmediğimiz beğeniriz beğenmeyiz ben oraya girmiyorum. Ben işin bilgi kısmındayım. Selçuklusu, Osmanlısı, dini dili ırkı ne olursa olsun tüm bilim adamlarına, ilim insanlarını toplamış ve onların bilgilerinden faydalanmış. Bugün Amerika'daki devlet sistemlerinde bile bizim atalarımızın sistemleri kullanıyorsa biz bunu demek yerine o tozlu raflardaki bilgileri karıştıracağız. Bakın son yazdığım kitap Evet, Türk çok iyi. medeniyetlerinde astronomi, astroloji ve münecim başlık tarihi yaklaşık 1400 küsur Arapça, Farsça yazma eseri araştırıp incelemek nasip oldu bana. Çok iyi. UNESCO'nun dünya belleği kapsamında bunu tüm ülkelerde paylaştığını ifade etmek istiyorum. Padişah düşünsenize onun müneccim başı o dönemdeki adı. Savaşa girerken, önemli devlet kararlarını alırken, önemli atamalar yaparken eşref zamanının belirlenmesi için başvurmuş. Hata diye bir şey olamaz. Çünkü iki kere iki daha dörttür. Hayatımızda beş olur, 15 olur, duygularımız işin içine girer. Mesela tekrar şunu söyleyeceğim. Astrolojinin hisle, sezgiyle uzak yakın alakası olmadığına lütfen idrak edin. Yok ben gelecekten haber veriyorum. Bak sen önünü göremezsin. Neyin geleceğinden haber veriyorsun? Gaybı sadece Allah bilir. Ama Çok doğru. burada astronomik verileri inceleyip benzerlik yasasından faydalandığımızda, aynı sıçan yılında pandemiyle salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz ve salgın hastalıklar döngüsüne baktığımızda her seferinde sıçan yılına denk gelmesi, aynı gezegen yerleşkelerinin olması matematiği ortaya koyuyor. Şimdi her birimiz tutulmanın yansımasıyla ilişkilerimizde çok küçük şeylere takılabiliriz. Kıskançlık duygumuz yükselebilir.
ilişkilerde sadece özel hayatla ilgili konular değil, ikili ilişkilerimizde de enerji vampirleri iş başında şimdi. Çünkü adalet kılıcı indi. Her zamankinden daha fazla baskı hissedebiliriz. Yaptığımız şeyin doğruluğunu teyit edip kendimize yabancılaştırıp kendimizden şüphe duymamıza sebebiyet veren insanlara farkındalığımızla cevap vermemiz gereken bir döngüdeyiz. Şimdi bizi özel ve değerli hissettiren yaptığımız emeğin ama maddi ama manevi karşılığıyla ilgili konularda evet ben bilgeden yana zarar görmem dediğimiz yani o bastırdığımız kalp var ya kalp bizim tasavvufta Süheyda noktası dediğimiz o en önemli kapı onun sesini duymamız gereken ve kalbimizin sesini akıl süzgecinden geçirip hayatımıza yansıtmamız gereken bir döngü. Çünkü hemen arkasından 21 Haziran'da Yengeç'te Güneş tutulması geliyor. Ve bu tutulma, o tutulmadan da bahsetmek istiyorum. Kırmızı alan, yangın yeri. Bu yangın yerini nasıl yorumlayacağız? Şimdi ateş grupları lütfen yazın bana. Ateş gruplarıyla geçinmek kolay mıdır? Kendileriyle bile geçinmeleri kolay değil mi? Zor. Ama ateşe talipsen, ateşe kalbinde yer verdiysen, ateşi öpmeyi de bilirsin. Ona nasıl yaklaşman gerektiğine, ateşi nasıl kontrol altında tutman gerektiğine de idrak edersin. Eyvah demek yok. Mücadele etmek var. Çünkü hayat cesurları sever. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? İnanmak başarmanın yarası. Yarısı. Demek ki biz kimseye değil, en çok kendimize, yeteneklerimize odaklanmalıyız. O yüksek egolarla ben bakın, ben alim değilim, ben zalim değilim. Ama kendimi de dünyanın saltanatında bir melek olarak görmüyorum. Egolarımızı şişirmeyeceğiz. Hepimizin zayıflıkları, zayıflıkları var. Nerede kızdığımızı, nerede coştuğumuzu itiraf ettiğimiz anda dengeleri dönüştürebileceğimiz çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Tekrar söylüyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın devri bitti. Bitti. O yılan hepimize gelip dokunuyor. Şimdi bizim bize önem veren, bizi değerli hissettirenler de bozulmuş ilişkilerimiz varsa tamamlayabileceğimiz etkiler söz konusu. 12 burcun 12'sine de şunu söylemek istiyorum. Haksızlık ettiyseniz, ilişkilerle ilgili bir dizi imtihandan geçiyorsanız, özellikle Koç, Aslan ve Yay burçları, mesleki konularda istikrarlı enerjilerle karşı karşıya olduğunuz bu dönemde sizin enerjinizden ve başarınızdan rahatsız olanlara dur demenin vakti söylemlerinizle değil yaptıklarınızla etkili olacak. Özel yaşamlarınızda ise Koç, Aslan ve Yaylar ateş grupları sevip seviliyorken kaybetmeden kıymet bilmeli, sevgiyi ifade etmenin zayıflık olmadığının gerçekliğini hayatınızdaki insanlara yansıtarak hareket etmelisiniz. Boğalar, Başaklar ve Oğlaklar toprak grupları tutulmaların enerjileriyle birlikte. Bu arada biz yükselenimize de bakmalı mıyız bu yoruma? Tabii tabii Mesela hani mutlaka. Güneş tamam. yükselen ve ay burçlarına göre değerlendirsinler. Tamam. Toprak grupları 2018'den bu yana imtihan olduğunuz her noktada durup düşünün yaşadıklarınızı, size yaşatılanları. Şimdi kefenin fazlalığını arkanızda bırakma zamanı. Bunu bırakabildiğiniz anda hür iradenizi ortaya koyduğunuzda iş ve özel hayatınızda yeni başlangıçlar. Anka kuşu gibi hamdım piştim yandım diyor ya Hazreti Pir. Şimdi yandınız küllerinizi toplayıp hayatın içerisinde yeniden doğrulma vakti. İnşallah. Gelelim yengeçler, akrep ve balıklara, su grupları. İşle ilgili konularda dikkat 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 diyor gökyüzü. Egosu yüksek insanların birbiriyle yaptığı yarışlarda emeklerinizin üstünün kapatılması istenebilir. Sizi baskılayıp ön planda olmaya çalışan insanların şiddetli tartışmaları yorucu olabilir. Özellikle 7 Temmuz'a kadar. Bu süreçte sözünüzü yükseltip hakkınızı arayıp kurban rolü oynamadan gerekirse yumruğu masaya sözünüzü yükselterek vurabilmelisiniz ki sizin olanın başkalarının egosu, çıkarı, menfaati uğruna
elinizden alınamayacağını gösterebilmek için. Özel yaşamlarınızdaysa, çünkü izninizde Merkür, Neptün, Satürn'ün ve güzelliklerin temsilcisi Venüs'ün durağan konumuna eşlik edecekler bu ay. Ve Merkür Yengeç Burcu'nda 6 Ağustos'a kadar etkili. Neptün 6 Ocak'a kadar Balık Burcu'nda seyriyle ilişkili olacak. O yüzden duygusal değil, merhametinizi sadece hak edenlere, size merhamet edenlere gösterip sizi aynı noktadan, merhamet duygunuzdan, kalbinizdeki iyi niyetten kullanmak isteyen insanlara dur demelisiniz. Diyemezseniz geçmiş olsun. Aynı kısır döngülerin içerisinde çırpınır durursunuz. Terazi, kovalar ve ikizler burçları. 18 aylık bir döngü karşılıyor sizlere. İş hayatınızda sizi doğru yönlendiren insanların söylemlerini muhalefet gibi algılamadan, kendinizi geliştirebileceğiniz, eğitebileceğiniz her türlü aktivitenin içerisinde yer aldığınızda, hep aynı noktada takılıp kaldığınız, prangalarınızı kırabileceğiniz, mesleki konularda önemli işbirlikleri, uzun vadeli yaptırım planlarının içerisinde olabileceğiniz güçlü etkiler söz konusu. İstemeyip bilin. Ağlamayan bebeğe meme verilmezse ağlamayı bilmeli, istemeli. İstemenin bir zayıflık veya zafiyet göstergesi olmadığının bilinciyle sözlerinizi seçmeli. Kendinizi geliştirebileceğiniz her türlü alanın içerisinde ben buradayım diyebilmelisiniz. Özel yaşamlarında ise hava grupları güvene dayalı olmayan, mecburiyetlerden dolayı birbirlerine tahammül etmek zorunda oldukları konularda her türlü geçmişle ilgili konuların, saklanan sırların ortaya çıkabileceği enerjilerle karşı karşıyalar. Kral çıplak, Maskeler maskenin düşüyor. düştüğü, yaptıklarınızın, sakladıklarınızın ortaya çıkabileceğinin bilinciyle özellikle hava grupları, ikizler, terazi ve kovalar, gerçek dostlarınızın kıymetini bilin. Sizlere yaptıkları uyarıları dikkate alarak hareket edip öfkenizin gözünüzü kör edip de sabırlı insanların bam teline basacak yaklaşımlar içerisinde olmamaya özen gösterin. Zarar vereceğim diye zarar görüp beklenmedik olayları kontrol edememenin pişmanlıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gruplara göre ateş, hava, su, toprak olarak yorumladım. Ama mutlaka güneş, yükselen ve biliyorsanız ay burcunuza göre değerlendirmelisiniz. Ama şunu tekrar söylemek istiyorum. Dünyada yeni bir düzenin içerisine girdiğimiz yıldızların öğretmeni Satürn'ün Temmuz'a kadar kovadaki seyriyle bizleri test ettiği fırsatlar geliyor karşımıza. Bakın, her birimizin bakmak ve görmek arasında çok büyük kavram farklılıkları vardır. Şimdi bakmayı değil görmeyi seçenlerin mükafat zamanı. Kendi doğrularını para, menfaat uğruna satmayanlar. Yaşadıkları zorluklar karşısında suçlu aramak yerine sorumlulukları, yükümlülükleri yüreklerinde ve başının üstünde taşıyanların mükafat döngüsü maddi ve manevi olarak başlıyor 5 Haziran'da. Ama duygusal gerginlikler şu günlerde canım der, canın mı çıksın dedi acaba. Başkalarının adına karar verme mekanizması ile hareket etmememiz çok önemli. Çünkü yanlış anlayabilir, yanılgılarla hareket edebiliriz. Bir de iletişimin gezegeni Merkür 18 Haziran'da durağan hareketine Duran. başlayacak. Özellikle bakın su grupları, yengeçler, akrepler, balıklar, resmi daireler, evcilikle ilgili konular, resmiyetle alakalı her türlü imza ile ilgili noktalarda gökyüzü dikkat dikkat diyor. Bir anlık kızgınlıkla atacağınız imzalar, istifalar, vereceğiniz kararlar bağlayıcı olabilir. Şöyle bir 98'den 2008'e yaşadıklarınızı gözden geçirin. Yaptığınız hataları, size yaptılan hataları fark edecek ve fren mekanizmasına basabileceksiniz. Nasıl ki yayında da söyledim daha önce. Trafik işaret levhaları varsa dur, geç, ilerle, yavaşla diyorsa bize gökyüzü mesajlarını da bu şekilde hayatımıza yansıttığımızda pek çok şeyin üstesinden gelebiliriz. Pandemi ile ilgili tekrar uyarıyorum. Bakın, ikizlerde gerçekleşen geçtiğimiz ayki yeni ay 22'sindeki pandemi için bir dönüm noktasıydı ülkemiz için.
Neyi gösterdi bize? Yavaşlamaları. Tıbbi veriler bunu verdi. Ama biz maskesiz gezer, bana hiçbir şey olmaz, ben Türk geniyim dersek. Bu Türk geniyim, Türk geni olmak çok güzel bir şey. Ama atalarımız sizden bizden daha akıllıydı. Savaşa giderken zırh giyiyorlardı. Doğru. Geldi bre pehlivan diye atmıyorlardı kendilerini ortaya. Ve her zaman akıllı stratejilerle, Türklerin savaş teknikleri vardır. Özellikle ilah tekniğini pek çok kişi bilir. Alt edemiyorlardı. Ne vardı orada? Beden gücü mü vardı? Tabii Var. ki iman gücü vardı ama Allah'ın bize bahşetmiş olduğu Akıl. aklı çok doğru kullanıyorlardı. O yüzden çok kontrollü olmamız gereken bir döngüdeyiz. Gözünüzü seveyim, akıllı hareket edin. Çocuklarla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Şenaycığım, bir de özellikle şeyle ilgili sorular. Çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Bu pandemi süreci hepimiz için zor geçti ama bir şekilde başarılı bir şekilde atlattık. Ülke olarak senin de söylediğin gibi sevgili Sağlık Bakanımız ve tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun canla başla bizlere hizmet ettiler. Ama sorulan iki soru var ki sen bir tanesini cevapladın aslında. Evet, Ağustos ve Eylül arasında ikinci bir dalga bekleniyor. Evet. Doğrudur. Peki bu öngörü olarak diyorum. Çünkü bir matematiğe bakıyorsun sen. Biz bir gelecekten bir haber vermiyorsun. Bunu her Aynen zaman da öyle. söylüyorsun. Sen gökyüzündeki matematiğe bakıyorsun ve sana şu anki matematik bunu gösteriyor. Bir ikinci dalga olasılığı var. Ama bunu da Tabii ki. söylüyoruz ki, söylüyorsun ki aklımızı kullandığımız sürece gelecek ikinci dalgayı da en hafif şekilde atlatacağız muhakkak ki. Ama Atlatabilmemiz için tekrar söylüyorum Bilgeciğim. Benim bugün gördüğüm manzara, inan böyle çekip Instagram'da paylaşmak istedim. Ya böyle bir şey yok. Hepimiz dostlarımızla bir araya gelmeyi, parkta koşmayı veya çok özledik ama doğanın içerisinde olmayı özlüyoruz. Hangimiz özlemedik ki? Ama böyle bir şey, bu şuursuzluk, bu çok akıl doğru. tutulması. Ben Çok şöyle doğru. dua ettim. Ya Rabbi dedim, akıl tutulması içerisinde olanlar yüzünden sen aklı başındakileri imtihan etme. Yani hakikaten aklım almıyor. Zor bir döngü. Tutulmalar sadece kişileri değil, dünyayı, ülkeleri, kitleleri etkileyen enerjileri barındırır ki 5 tutulma aralığa kadar ardı ardına gelecek. O yüzden 15 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında tüm dünyada ve ülkemizde pandeminin ikinci dalgasının geleceğini gösterirken gökyüzü aklımızı başımıza alalım ve astrolojik veriler, çok soruyorsunuz, okumaya çalışıyorum. Aşı ile ilgili bulunabileceğini gösteren en ufak bir ibareyi barındırmıyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan, kurallara idrak eden, izolasyonu koruyanlar ve hastalıkla ilgili konularda da özellikle zaten lütfen Haziran ayı aylık burç yorumlarımı astrodeha.com'dan girip okuyun. Hangi burcun doğum haritasında hangi evde etkili olduğunu ayrıntılı bir şekilde yazdım ve paylaştım sizlerle. Bunları evet. bilirseniz o konuyla ilgili alanlarda daha dikkatli olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili neye dikkat etmeliyiz? Bir kere çocuklarımız uzaktan eğitime alışmalılar. Çünkü uzaktan eğitimle ilgili konularda teknoloji eğitim alanımızda önemli bir yer teşkil edecek diyebilirim. Bir de üniversite sınavı ile ilgili çok soru soruluyor Evet. Şenaycığım. Hani diyorlar ki 27-28 Haziran'da bir üniversite sınavımız varmış galiba. Hani ertelenen tarih en sonunda böyle karar verildi. Bu sınav gerçekleşebilecek mi? Senin öngörün nedir? Ya da nasıl etkilenecek bu dönemden? Yani şu an soruyorlar mesela sınav nasıl olacak mı, olmayacak mı? Nasıl etkileneceğiz? Ya da nasıl bir etkileşim var gökyüzünde bu tarihlerde? Sınavlar 27-28 ve Haziran. eğitimle ilgili konularda değişikliklerle karşı karşıya kalabiliriz. Bir kere çocuklarımızın haritaları incelenmeden sınavda başarılı mı olacak, doktor mu olur, sanatçı mı Bunu olur, bunu bilemeyiz. söyleyebilmek mümkün değil ama şunu söyleyebiliriz ki sınavlar ve eğitim düzenimizde yeni yapılanmalar, değişiklikler söz konusu olabilir. Çocuklarımızı yarış atı psikolojisinden çıkartıp zaten bu pandemi sürecinde psikolojik anlamda ağır yüklerle karşı karşıya kaldılar. Onların kendilerine güvenmeleri, sınavda başarılı olmaya değil, mesleki yeterlilik kazanabilecekleri özgüvenle bilgiye odaklı hareket etmeleri noktasında onları motive edersek çok daha başarılı sonuçlar almalarını sağlarız. Çünkü baskı insanın bildiği şeyleri bile
ortaya koyamamasına sebebiyet verebilir. Buradan tüm anne babalardan ricam, ertelenebilir, evet, değişiklikler yaşanabilir. Çünkü gökyüzü tutulmalar çok önemli. Ani değişikliklerin, ani olayların yaşanabileceğini gösteren enerjiler söz konusu. O yüzden sizlere tavsiyem, çocuklarımızın bilgiyle kendini geliştirebilmeleri için onları motive etmemiz lazım. Çünkü hangimiz, bakın, bir ehliyet sınavına girdiğinizde, bir canlı yayına çıktığınızda, bir televizyon programına katıldığınızda veya halk olarak dışarıda gelip de televizyonlar, röportaj için mikrofon uzattığınızda heyecanlanıyorsunuz, değil mi? Düşünün, o çocuklar hayatlarını idame ettirecekleri sınavlara hazırlanırken annem babam onaylayacak, aile baskısı, arkadaş baskısı, o kadar yoğun etkilerle karşı karşıyalar ki sınavın ertelenmesine değil, çocukların bu baskıyla bildiklerini yapabilme ihtimallerini düşürmemeye özen göstermemiz çok daha akıllıca olacak bu Bir süreçte. de Şenaycığım, biz bile, büyük insanların bile şu pandemi sürecinde o psikolojiyle savaşmamız zorken şu an çocuklarımız ciddi bir savaşla karşı karşıyalar baktığımız Hem de zaman. nasıl? Yani bambaşka alışık olmadıkları şey, ya benim çocuğum bile 7 yaşında işte diyor ki Covid anne, işte elimizi yıkamalıyız. Yani biz o yaşlarda bu tarz şeylere maruz kalmamıştık. Şimdi Tabii. mesela benim kızım da soruyor. Ben bunu sana sormak istiyorum. Burada birçok da izleyenimiz soruyorlar. Eylül ayında eğitimin başlama şansı var mıdır? Eylül'de başlayabilir ama gökyüzü, bir kere şunu çok net söylüyorum. Eğitimle ilgili alanlarda önemli değişiklikler, yeni yapılanmalarla karşı karşıya kalacağımız bir döngünün içerisindeyiz. O yüzden çocuklarımızı eğitimle ilgili konularda yaşanabilecek değişikliklere motive etmemiz önemli. Çünkü Covid bir anda, bakın, ülkemize gelene kadar kimse dikkate almadı. Böyle bir şokla, bu şokun getirdiği travmayla karşılaşmak istemiyorsak, değişkenliklerin olabileceği ama eğitimin her şekilde süreceğini idrak ettirmemiz gerekli. Teknoloji eğitsel konularda, ama uzaktan eğitimle, ama var olan eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesiyle çok daha farklı noktalara gidecek. Yeni dünya düzeni diyorlar ya, biz o yeni dünya düzeninin içerisine girdik. Artık o öpüşüp kokuşmalar, canımlar, cicimler, efendim, sıkı fıkı hareket etmeler bitti. Hijyene önem vereceğiz. Bu virüsün mutasyona uğraması ve kontrol altına alınabilmesi uzun bir süreci tetikleyeceği için her birimizin virüse karşı sadece tedbirli davranarak hareket etmemiz gerektiğini unutmamamız şart. Çünkü bakın, eğitimle ilgili alanlarda gökyüzü çok güçlü enerjileri beraberinde getirirken her ne oluyorsa çocuklarımızın ve eğitim alan öğrencilerin daha iyi şartlara erişebilmesi için olacağını lütfen aklınızdan çıkartmayın. Emel'cim, sarılabiliriz ama bunları buradan yazmayalım. Bilgiye de sarıl mutlaka. Çünkü sarılmak, sevginin, dokunmak gerçekten çok önemli ama yani akıl kârı olmayan o kadar çok manzara var ki gerçekten Şenaycığım, bu arada olmasını 1,5 dakika bekliyoruz. var. Zaman seni nasıl geçti bilmiyorum. Aşağıdan bütün yorumlarda Bilge Hanım tekrar başlatın diyorlar. Hani ben tabii ki konuğumum, ben sabaha kadar Şenay'ı dinlerim. Yani doyamam ben ona, öyle söyleyeyim. Sabaha Canımsın kadar benim. bana ninni gibi geliyor. Çünkü benim diyorum ya, benim aslında hani astrolojiden öte Şenay çok da hayat danışmanı. Öyle söyleyeyim Canımsın. size. Çok teşekkür ederim. Yani hayatınla ilgili dost tavsiyeleri, astrolog bir kenara dursun. Öyle bir hayat danışmanı. O yüzden ben arkadaşımı sabaha kadar dinlerim ama izin olursa ben seni tekrar bağlayacağım. 49 saniyemiz var çünkü. Biliyorsun, bir saati bir Instagram. Eğer sen de kabul edersen tekrar, yani talepler ona döndü şu an. Eğer yormadıysak Bir seni. yarım saat daha yapalım o zaman, olur mu? Tamam. Bir 5 O zaman dakika güzel mola haber verelim. veriyorum. Arkadaşlar lütfen birazdan, 30 saniyemiz var. Ben söylüyorum ya, ben hep şunu söylüyorum Şenay. Pandemi, hep kötü 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 olaylar yaşadık ama pandeminin en güzel yanı da sizin gibi değerli hocaları karşımıza getirip Canımsın. de böyle fırsatlar sundu. Sizinle konuşma fırsatları sundu. Çünkü Canımsın. biliyorsunuz pandemi öncesinde hayatın akışına bir şekilde işe kaptırmıştık kendimizi. Ne güzel, Aynen. hocamızdan öğreniyoruz. Ben hocam diyorum izninle, çünkü Canımsın. doktor Çok Şenay teşekkür ederim. yani.
Çok Hocam teşekkür ederim. bekleyin. 4 saniye sonra sizinle birlikteyim. Geliyorum. Orada kalın. Görüşürüz.